Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 12. sınıf bölümlerinden son bölümümüz integral konusu olacaktır. Evet, integral tanımını yapalım öncelikle. Şimdi türev konusunu işledik. Türev konusunu detaylı işlediğimiz zaman integral de bunun tersi bir durum olduğunu kabaca söylemek mümkündür. Şimdi tanımı biz öncelikle belirsiz integral şeklinde yazacağız. Daha sonra belirli integral kısmında tanımlayacağız. Belirsiz integral dediğimiz zaman değer verilmeyecek şu an için. Sadece fonksiyonun ilkeli bulunmuş olacak arkadaşlar. Şimdi türevi fx olan büyük fx ifadesine biz fx'in belirsiz integrali veya ilkeli diyeceğiz arkadaşlar. Bu durumda biz şöyle söyleyebileceğiz arkadaşlar. Bu işlemi yaparken aldığımız sembol integral sembolü olacak. Ve biz bunu gösterirken fx dx şeklinde gösterdiğimizde bunun karşılığı fx artı c gibi bir değer olacaktır. Buradaki c sabitine dikkat edecek olursak bu integral sabiti diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi tabii ilkeli şeklinde fx diyeceğiz. Türev alınmış fx olacak. Türevi alınmış dediğimizde türevi fx olan şeklinde belirttik arkadaşlar. Türevi, onu da belirtelim. Fx olan ilkel. Yani şu an için ilkel fonksiyonumuz büyük fx olarak nitelendireceğiz. Peki daha önceki şimdi birkaç örnekle bu integral sabiti nereden geliyor? Yani bu c sabiti nereden geliyor? Onu inceleyecek olursak arkadaşlar. Şimdi biliyoruz ki daha önce verdiğimiz bir x kare fonksiyonun işte türevi dediğimizde yani türevi 2x olarak alıyorduk. Başka bir tane x kare artı 3 fonksiyonunun türevi de yine 2x olarak. Ama burada bir 3 değeri var. İşte biz integral alırken işte 2x dx'in integralı alırken dediğimizde buradaki 3 sabiti göz önünde olmamış oluyor. Haliyle işte c sabiti dediğimiz bu sabittir arkadaşlar. Şu an için c sabitinden bahsettiğimiz burası. Yani biz fonksiyonda şu an için fx dx dediğimizde fx'imizi biz x kare artı 3 olarak gösterdiğimizde biliyoruz ki bunun türevi alınmış hali olacak. F'in türevi 2x olarak gösterildi. İşte aynı fonksiyondan bahsediyorsak biz burada 2x'deyiz. İntegrali aldığımızda eğer bu ifadenin, türevi alınmış ifadenin integrali dediğimizde bu sefer kendisini elde etmeye çalışacağız. Yani fx dx dediğimizde kendisi olan x kare artı 3'ü elde ediyoruz. İşte x kare artı 3 dediğimiz c ifadesi burada geliyor arkadaşlar. Kendisi c ifadesi bu şekilde ortaya çıkıyor. Evet, şimdi integralimizi biz farklı şekilde gösterdiğimizi de bakın. D işlemi diferansiyel olarak söylendiğinde fx dx olarak eğer böyle bir ifade söz konusuysa arkadaşlar burada integral ile D işlemi birbirinin tersi olduğundan sonucu biz fx dx şeklinde yazacağız. Ama eğer D bölü dx şeklinde eğer bir ifademiz varsa arkadaşlar yine integral fx dx şeklinde ise bu sefer bu fx'e eşittir diyebileceğiz arkadaşlar. Bundan yani şunu anlıyoruz arkadaşlar. Eğer bir ifadenin önüne hem d hem integral işareti gelmişse o integral ile işlem ters olmuş oluyor. Hani bileşke fonksiyonunda f ile f'in tersi şeklinde düşünebiliriz bunu arkadaşlar. O yüzden birim fonksiyon gibi hani kendisi ortaya çıkıyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi temel integrasyon formülleri, yani temel integral alma formülleri, temel integral alma formülleri. Bunlardan bahsedelim. Ondan sonra örneklerimize geçebiliriz. Şimdi temel integral alma formüllerini şöyle sıralayacak olursak arkadaşlar. Birincisi, İntegral 0 dx dediğimizde arkadaşlar. Sıfırın integrali c gibi bir sabittir. Yani işte 5'in türevi nasıl 0 ise integral eğer
sıfır integral dediğimizde o sayıyı bulmak için, sabit sayı bulmak için integral aldığımızda yine 5'i elde etmiş olacağız. Evet, ikinci özelliğimiz arkadaşlar, integral a dx dediğimizde arkadaşlar biz bunu kısaca integral eğer türevin tersi ise ax artı c şeklinde söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Tabi buradaki a eleman r olacak şekilde söyleyebiliyoruz. Sonra üçüncü özelliğimiz arkadaşlar. Tabi önemli bu özellik. X üzeri d, x üzeri r dx ifadesini söyleyecek olursak arkadaşlar biz bunun en önemli kurallardan bir tanesi de budur. Şimdi türev alırken ne yapıyorduk? Bir azaltıyorduk. Burada da ne yapacağız? Tam tersi bir arttıracağız. R artı 1. Tabi her zaman için dediğimizde bir c sabiti söz konusudur arkadaşlar. Tabi burada r farklı bir, onu da belirtelim. Olması gerekiyor. Çünkü r 1 olduğunda sıfır durumu, payda sıfır durumu olma söz konusu. Dördüncü özelliğimiz kosinüs x dx integrali arkadaşlar. Bu sin x artı c olarak söyleyeceğiz. Beşinci özelliğimiz de arkadaşlar aynı şekilde sin x dx'in integrali de eksi cos x artı c olarak söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Devam edecek olursak sol tarafta temel integral kurallarımızdan. Unutmayalım yani türev integral tersi olduğu için bakın sinüsün türevi kosinüstü. Kosinüsün integrali sinüs olarak söylüyoruz. Kosinüsün türevi eksi sin olduğu için sinüsün integrali de eksi kos olarak yazabiliyoruz arkadaşlar. Evet, diğer bir kuralımız, altıncı kuralımız sekant kare x dx. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Tanjant x'indi. Onu da o şekilde yazacak olursak tan x artı c şeklinde söyleyebiliyoruz. Kosekant karede de aynı şekilde benzer özelliği yazacak olursak integral kosekant kare x dx dediğimizde bu arkadaşlar unutmayalım eksi kotanjant x artı c'dir. Eksiyi burada unutmayalım. Evet, 8. özelliğimiz e üzeri x oldu o zaman. E üzeri x dx biliyorsunuz türevde de yine e üzeri x'ti. Yine e üzeri x artı c olarak kalacaktır. Evet, a üzeri x şeklinde verildiği zaman 9. özelliğimiz a üzeri x dx şeklinde dediğimiz zaman arkadaşlar burada a üzeri x bölü ln a artı c gibi bir değer ortaya çıkıyor arkadaşlar. Tabi burada a büyük 0, a farklı 1. Onları da ihmal etmeyelim. Evet, 10. özelliğimiz arkadaşlar. 10. özelliğimize gelince 1 bölü x dx ya da dx bölü x aynı şekilde yazılabiliyor arkadaşlar. Bunun integral dediğimiz zaman ln x artı c şeklinde söyleyebiliyoruz. Evet, 11. özelliğimiz 1 bölü 1 artı x kare şeklinde dx ise bunu da sağ tarafa yazalım arkadaşlar. Evet, diğer özelliğimiz 1 bölü 1 artı x kare demiştik. 11. özelliğimiz integral 1 bölü 1 artı x kare dx. Evet, bu aslında arc tanjantın türevi şeklinde söylüyorduk. O zaman arc tan x artı c ya da eksili arc kotanjant x artı c şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Diğer 12. özelliğimize geçince arkadaşlar bu sefer 1 eksi kök içerisinde yazalım. 1 bölü 1 eksi x kare dx integrali de arkadaşlar. Yine arc biliyorsunuz sin x artı c şeklinde ya da eksi arc cos x artı c şeklinde de söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet, temel integral alma kuralları bu şekilde söyledikten sonra şimdi belirsiz integrallerin özelliklerine geçelim. Şöyle buradan devam edebiliriz. Belirsiz integralin özellikleri diyelim ve örneklere daha sonra geçebiliriz. Şimdi belirsiz integralin özelliklerinden arkadaşlar şöyle
sıralayacak olursak ilki, birincisi integral a fx dx ifadesi arkadaşlar. Biz bunu dışarı a fx dx olarak yazabiliyoruz. Yani öndeki sabit ise tabii a eleman r olmak şartıyla. İkinci özelliğimiz arkadaşlar, eğer fx artı eksi gx ile toplanıp dx gibi bir değer soruluyorsa biz ayrı ayrı şöyle yazabiliyoruz arkadaşlar. Fx dx artı eksi yine integral gx dx şeklinde yazılabiliyor arkadaşlar. Yine eğer f içerisinde bileşke fonksiyon şeklinde sorulmuşsa üçüncü özellik olarak f arkadaşlar ax artı b şeklinde dx sorulmuşsa bunu biz yazarken 1 bölü a tabi ilkelini farklı yazmamız gerekiyor. Ax artı b büyük f olarak yazıyoruz. Artı c şeklinde söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Ve bunlarla ilgili şimdi örneklerimize geçebiliriz. Örneklerimizden şöyle arkadaşlar, örnekler diye bahsedelim. Sırayla her bir özellik için örnek verecek olursak, evet, birinci örneğimiz işte 0 dx eşittir c demiştik. Zaten onun için tek bir örnek söyleyebiliyoruz. O da değer olarak, sabit olarak söyleyebiliriz ancak. O da mesela 2 dx dediğimizde arkadaşlar, bunun önüne katsayı olarak ne geliyor arkadaşlar? 2x artı c olarak söyleyebiliyoruz. Bakın belirsiz integralde hep c sabiti olacaktır. Onu hiçbir zaman unutmayalım. İkinci örneğimiz bu sefer x üzeri r şeklinde verildiyse, mesela arkadaşlar verdiğimiz örnek x kare dx dediğimizde biz bunun integralini alırken şöyle alacağız. X üzeri 3 bölü 3 artı c. Buraya dikkat edelim. Bakın dedim ya, en önemli özelliklerden bir tanesi bu, çok sık kullanılacak. Zaten türevin de temel özelliği neydi? İşte x üzeri n şeklinde verilmişse türev alınırken n başa katsayı olarak geçiyor, sonra çarpı x üzeri n eksi 1 şeklinde yazıyorduk. Aynı şekilde burada da hem kuvvet hem de payda 1 fazlalaşacak arkadaşlar. X üzeri 3 bölü 3 şeklinde yazılıyor. Evet, diğer özellik için bir örnek verecek olursak arkadaşlar, diğer özelliğimize bakalım. Cos x dx demiştik. Zaten bunun için örneğimiz sabittir arkadaşlar. Sadece bununla ilgili mesela cos 2x artı 3 dediğimizde dx arkadaşlar. Burada arkadaşlar ifademizde 1 bölü söz konusu. Yani 1 bölü 2 dediğimiz zaman 1 bölü kosinüsün integrali de sin 2x artı 3. Şuraya 2x artı 3 şeklinde yazıyoruz. Ve artı c ifadesi gelecektir. Yani iç kısımda eğer ax artı b ifadesi varsa 1 bölü a, bakın şuradaki özelliğimizi burada kullanabiliyoruz. 2x artı 3 ise 1 bölü şeklinde, 2 şeklinde yazılıyor. Aynısının sinlisini bu yana yazalım isterseniz. Dördüncü özellik olarak şöyle diyelim. Sin 3x artı 4 dx dediğimizde arkadaşlar, bu sefer dikkat edin, eksi 1 bölü 3 ifadesi geliyor. Cos yine 3x artı 4 artı c gibi yine sabitimiz de mevcut arkadaşlar. Evet, diğer özelliklerimizle ilgili örneklere geçecek olursak şöyle sağ tarafta devam edelim. Beşinci özelliğimiz arkadaşlar, integral içerisinde x üzeri 4 eksi 7x artı 2 dx dediğimizde, şimdi bunların tamamıyla ilgili bir özellik arkadaşlar, ne yapacağız? X üzeri 5 bölü 5 şeklinde gelecektir. Eksi 7 çarpı x kare bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Artı 2x artı c şeklinde gelecektir. Düzenlenip yazılabilir. Bu şekilde de bırakılabilir arkadaşlar. Diğer bir örnek geçecek olursak, altıncı örneğimiz.
Bu sefer integral 2 üzeri x eksi e üzeri x şeklinde dx olarak yazacak olursak, bunun integral aldığımızda arkadaşlar biliyoruz ki 2 üzeri x parçalayıp yazabiliyoruz. Bakın 2 üzeri x dx, sonra eksi integral e üzeri x dx şeklinde yazabiliyoruz. 2 üzeri x'in integrali dediğimizde arkadaşlar 2 üzeri x bölü ln 2 şeklinde yazıyoruz. Artıcı artıcı olacağından bir tane koymak yeterlidir. Sonra eksi ifadesi e üzeri x'in integrali yine e üzeri x'tir. En son artıcı ifadesini koyabiliriz arkadaşlar. Evet, yine farklı bir örnek olarak köklü bir ifade yazdığımızda, o da 1 bölü x kare artı 1 bölü kök x dx integrali nedir şeklinde sorulduğunda arkadaşlar. Şimdi bakın, şimdiye kadar yaptığımız örneklerden biraz farklı. Bunu bir düzenlersek, düzenledikten sonra yine integral alıp integral kurallarını kullanabiliriz. O da nasıl arkadaşlar? İntegral, bu ifade x üzeri eksi 2 şeklinde yazılır. Yine artı, bu ifadede x üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazdığımızda, yukarı çıkardığımızda x üzeri eksi 1 bölü 2 olacaktır. Tamamını integral dediğimizde yine parça parça integrallerini alıp toplayabiliyoruz. O şekilde yazalım. O zaman x üzeri eksi 2, dikkat edelim bakın, artı 1 bölü eksi 2 artı 1 olacaktır. Sonra artı, yine devam ediyoruz. Bu sefer x üzeri yazalım. Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü eksi 1 bölü 2 artı 1. Sonra artı c sabiti olacaktır yine. Son düzenlemeyi yaptıktan sonra şimdi x üzeri eksi 1 kalacaktır yukarıda. X üzeri eksi 1 bölü alt tarafta eksi 1 şeklinde yazılacaktır. Sonra artı, yine x üzeri bakın eksi 1 bölü 2 artı 1, yani x üzeri 1 bölü 2 yapacaktır. Alt tarafta arkadaşlar eksi 1 artı 2, yani 1 bölü 2 şeklindedir. Tabi bu şekilde bırakmayacağız. Son olarak toparladığımızda arkadaşlar şunu göreceğiz. Eksi 1 ifade, x üzeri eksi 1 ifadesi paydaya geçince eksi 1 bölü 2 olacaktır. Artı, bu ifadeyi de x üzeri 1 bölü 2 şeklinde kök x ve 2 kök x şeklinde yazabiliriz. Bu da son olarak 2 kök x artı c. Evet, artı c'leri de en son ekliyoruz. Evet, bu integralin değeri bu şekilde söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi integral alma kurallarıyla ilgili şimdilik bu kadar. Daha sonra integral alma formüllerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi integral hesaplama yöntemlerine geçeceğiz. Başlığımızı bir yazalım. İntegral hesaplama yöntemleri. İlkincisi değişken değiştirme yöntemi. Değişken değiştirme yöntemi. Burada arkadaşlar, eğer integralimiz f içerisinde gx, gx'in integrali dx şeklinde verilmişse, biz burada arkadaşlar gx'e u diyeceğiz ve integralimizi fu du şekline getirmiş olacağız. Bundan sonra da zaten bildiğimiz integral alma yöntemleri uygulanacak. İntegral alma kuralları uygulanacaktır. Evet, bir örnekle hemen konumuzu pekiştirelim. X kare eksi 2x artı 3'ün karesi çarpı 2x eksi 2 dx şeklinde bir integral sorusu verilmiş olsun. Burada integrali hesaplayın şeklinde, integralini hesaplayınız sorulduğunda arkadaşlar, bizim yapmamız gereken buradaki şu karesi olan fonksiyon x kare eksi 2x artı 3 ifadesini bir değişken vermek. Genelde bu değişkeni biz u şeklinde gösteriyoruz. Ve bir kenarda yazalım. Yani x kare eksi 2x artı 3 ifadesine u diyeceğiz. Daha sonra bu ifadenin türevini aldığımızda, her iki tarafın türevini aldığımızda arkadaşlar şunu göreceğiz. 2x eksi 2 dx, x'e göre alındığı için diğer tarafta du şeklinde olacaktır. Haliyle bakın, burada 2x eksi 2 dx çarpımında du'ya eşit ise, iç kısmı da zaten u demiştik. Yani şu kısım u olarak söylendi. Haliyle geriye kalan kısımda du olarak yazacaktık. U'nun karesi şekline gelmiş oldu.
Ve biz integralimizi artık hangi kalıpta yazmış oluyoruz? U'nun karesi çarpı du şeklinde getirmiş oluyoruz. Bundan sonraki kısımda zaten bildiğimiz integral alma kurallarını uyguladığımızda arkadaşlar u'nun küpü bölü 3 artı c şeklinde getirmiş oluyoruz. Yalnız tabii ki u'nun küpü bölü 3 artı c şeklinde bırakmayacağız. Çünkü bizden x şeklinde yani değişken x olarak verilen bir integral vardı. Aynı şekilde burada u'nun yerine ne yazdıysak en son getirip yerine koyacağız. X kare eksi 2x artı 3'ün 3. kuvveti bölü 3 artı c diyoruz. İşte değişken değiştirme ile ilgili kolayca anlaşılabilecek bir örnek. Daha sonra diğer bir çeşit örnek daha yapalım. Evet, bu örneğimizde trigonometrik olacak şekilde kosinüs x kare eksi 5x çarpı 2x eksi 5 dx. Şimdi bize bu integralin değeri nedir şeklinde sorulduğunda yine arkadaşlar biz ne yapacağız? Değişken değiştirme uygulayacağız. Değişken değiştirme derken nereye u diyeceğimizi belirleyelim. X kare eksi 5x kısmına u diyeceğiz. Hemen buraya u diyelim. Şimdi içindeki kısım yani kosinüsün içindeki kısma u dediysek u'nun türevini aldığımızda dışarıdaki parça oluşuyorsa işimiz çok rahat. O yüzden hemen x kare eksi 5x ifadesine u demiştik. Türevini alıyoruz. 2x eksi 5 dx unutmuyoruz. Ve du'ya eşit olacaktır arkadaşlar. Bakın diğer taraf otomatikmen artık du şeklinde yazılabiliyor. O yüzden artık integralimizi biz şöyle aşağı doğru düzenleyip yazdığımızda kosinüs iç kısma u demiştik. Kos u çarpı tamamı du olduğu için du olarak yazıyoruz. Biliyoruz ki kosinüsün integrali sinüs u şeklinde olacaktır. Yalnız burada onu da düzenli bir şekilde yazalım. Sinüs u artı c sabiti vardır. Onu da dikkate alalım. Şimdi arkadaşlar artık sinüs u ifadesini biz yazabiliriz. Sinüs u dediğimiz arkadaşlar sinüs u da x kare eksi 5x en son ifadeyle artı c diyoruz. İşte integrali alınmış şekliyle sorumuzu çözmüş olduk. Evet. Yine değişken değiştirme ile ilgili farklı bir örnek daha yapalım. Örneğimizi yine yazıyorum. İntegral 3 parantezinde x kare eksi 1 dx bölü x küp eksi 3x. İntegralinin değeri nedir şeklinde yine bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Yine burada u dememiz gereken ifadeyi belirleme nasıl olacaktır onu söyleyelim. X küp eksi 3x'e u dediğimizde arkadaşlar şu kısma u dediğimizde alt tarafı hemen yazalım. X küp eksi 3x ifadesi olduğunda türevini aldığımızda her iki tarafın 3x kare eksi 3 parantezinde dx ne olmuş oldu? Du. Şimdi yukarıdaki ifadeyle aynı mı? Bakalım. Yukarıdaki ifade 3 parantezine alınmış şeklidir. Yani biz burayı da 3 parantezine aldığımızda x kare eksi 1 dx eşittir du şeklinde yazabiliriz. Haliyle yukarıdaki ifadenin tamamı demek ki ne oluyor arkadaşlar burada? Du olmuş oluyor. Yani du bölü u şeklinde yazacağız. Hemen alt tarafa yine oku çekelim ve değişken değiştirilmiş haliyle yazalım. Yukarıdaki ifadeye du demiştik, yazdık. Bölü, alttaki zaten u'ydu. Du bölü u. Şimdi bu integral nasıl söylüyoruz arkadaşlar? Biliyoruz ki bunları biz söylerken eğer alttaki ifadenin türevi yukarıda varsa ln şeklinde söylüyorduk. O yüzden biz ne diyoruz? Ln u artı c şeklinde. En son u ifadesinin değerini yazdığımızda ln u neydi? X küp eksi 3x. X küp eksi 3x. Ve artı c. Böylelikle integrali almış olduk arkadaşlar. Yine farklı bir soru. Üstelle ilgili bir sorumuz daha var. Onu da sağ tarafa yapalım.
Evet, sorumuz integral 2 üzeri sin x çarpı cos x çarpı dx. Evet, integrali nedir şeklinde yine bir sorumuz. Evet arkadaşlar, burada da genellikle bu tür ifadelerde üstel ifadenin üst kısmına u diyeceğiz. Zaten çok rahatlıkla da burada görünüyor. Ne diyeceğiz? Sin x ise u diyeceğiz arkadaşlar. Altta yazalım. Sin x eşittir u oldu. Sinüsün integral türevi neydi arkadaşlar? Kosinüs. O zaman kosinüs x çarpı dx eşittir d oldu. Bakın hemen altta da bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu kısım ne olmuş oldu arkadaşlar? D olmuş oldu. O zaman integralimiz yine düzenleyip yazacak olursak düzenledik. 2 üzeri u çarpı du olmuş oldu arkadaşlar. Evet, burada da integral aldığımızda üstel ifadelerin integral aldığında arkadaşlar 2 üzeri u bölü ln 2 artı c şeklinde yazıyoruz. Yine düzenleyecek olursak u ifadesinin yerine yazdığımızda 2 üzeri sin x bölü ln 2 artı c olarak integrali bulmuş olduk. Evet, değişken değiştirme ile ilgili örneklerimiz bu kadar. Şimdi ikinci yöntemimize geçeceğiz. O da kısmi integrasyon yöntemi. Evet, başlığımızı yazalım. İkinci yöntemimiz kısmi integrasyon yöntemi veya kısmi integral alma şeklinde söylenebiliyor. Burada arkadaşlar bir kalıbımız var. O kalıbımız ifademiz u çarpı v eksi v çarpı du dediğimiz bir kalıp. Şimdi bu çok kullanılan bir kalıp olduğu için hemen bunu yazalım. Yani bize verilen integral ne olursa olsun biz bir kısmına u, bir kısmına da dv ifadesi kullanacağız. Şimdi integralde şunu not alalım. Bir kısmı ne olacakmış arkadaşlar? U, diğer kısım dv olarak yazıldığında, işte dv olarak yazıldığımızın integralini aldığımızda v'yi bulacağız. Haliyle burada v çarpını elde etmiş oluyoruz. Sonra u dediğimizin türevini aldığımızda du'yu elde etmiş olacağız ve yerine yazacağız. Peki ne tür fonksiyonlarda? Şimdi örnekler üzerinde bunu rahatlıkla görebiliriz. Ama burada hangi kısma u, hangi kısma dv diyeceğimizi şöyle bir kelimemiz var. Lap tü şeklinde. Burada sol taraftaki isimler baş harfleri olarak söylediğimizde bakın logaritmik başlıyoruz. Logaritmik. Bu ark şeklinde söylenen ters trigonometrik, polinom, trigonometrik, üstel. Onları hemen kısa kısa yazalım. Logaritmik, ters trigonometrik, polinom, trigonometrik ve üstel. Şimdi bunlardan hangisi soldan itibaren bakıyoruz. Hangisi önce geliyorsa, diyelim ki iki tane ifade var. Biri logaritmik, biri de trigonometrik. O zaman logaritmiye u diyeceğiz. Yani soldan sol tarafta kalan ifade u olacak. Sağ taraftaki de hangisi ise o. Şimdi örnek üzerinde çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ne demekmiş? O zaman solda kalan neyse ona u diyeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi örnekleri yapacak olursak. İlk örneğimiz x çarpı e üzeri x dx şeklinde. Şimdi bu ifadenin integralinin genelde tabii çarpım durumundaki ifadelerin integrali kısmi integrasyonla hesaplanıyor. Şimdi bakın buradaki x kısmı polinom. E üzeri x de onları da hemen kenarına şöyle yazacak olursak bakın bu polinom p. Burası da üstel. Şimdi harfimize, kelimemize bakalım. Kelimemiz de p ü'den önce mi? Evet, o zaman p'ye u diyeceğiz. Yani x'e u diyeceğiz. İşte bunu belirledikten sonra zaten ondan sonra türev ve integral işlemleri devreye giriyor. Ondan sonra sonuca varırız. Evet, şimdi ne diyecekmişiz o zaman? X kısmına u diyecekmişiz. E üzeri x dx kısmı da arkadaşlar ne olacaktır? Dv olacaktır. Evet, buraya u dedik. Bunun tamamına da ne diyeceğiz? Dv demiş olacağız arkadaşlar.
Şimdi u dediğimiz ifadenin türevini alıyoruz. Türevini aldığımızda şunu göreceğiz. X'in türevi 1 olacağından dx eşittir du elde etmiş olacağız. Dv dediğimiz ifadenin de integralini alıyoruz. Şimdi integral aldığımızda arkadaşlar integral e üzeri x dx integral dv ifadesinde e üzeri x'in integrali yine e üzeri x'tir. O zaman dv'nin integrali de v olarak bulacağız. İşte kalıbımız neydi? Uv eksi vdu'ydu. Ve tabii o kalıp çok önemli. Uv eksi v çarpı du'ydu. Burada yerine yazmış olacağız. Evet, u ifademiz neydi? X çarpı v'yi bulduk. E üzeri x eksi v ifadesi e üzeri x. Du'ya bakalım arkadaşlar. Dx. Ve düzenleyecek olursak x çarpı e üzeri x. E üzeri x'in integrali neydi arkadaşlar? Yine e üzeri x olacaktır. Tabi en son ifade olarak artı c ifadesini unutmamak gerekiyor. Şimdi isters bunu e üzeri x parantezine alıp tekrar x eksi 1 artı c şeklinde yazabiliriz. İster bu şekilde de bırakabiliriz. İşte verilen x çarpı e üzeri x dx'in integrali e üzeri x parantezinde x eksi 1 artı c şeklinde bulmuş oluyoruz. Evet, yine farklı bir örnek daha yapacak olursak. Örneğimizi şöyle yazalım. İntegral ln x dx. Şimdi ln x'in integralini biz daha önceden size kuralını vermemiştik. Burada kısmi integralini bulup öyle söyleyeceğiz arkadaşlar. Yine laptü'ye bakıyoruz. Şimdi laptü kelimesi tabii bizim için anahtar kelime olmuş oluyor. Burada neler var? Logaritmik ve zaten dx ifadesi kalıyor. Şimdi logaritmik dediğimizde L harfi bakın en başta olduğu için U otomatikmen. Yani logaritmikle bir tanesi yan yana çarpılmış ise kesinlikle logaritmiye U diyeceğiz. Çünkü en baştaki olan O'dur. Logaritmikle polinom var, logaritme U. Logaritme ters trigonometrik var, logaritme U. Peki ters trigonometrikle üstel var. O zaman ters trigonometriye U diyeceğiz. Üstel DV olarak kalacaktır. Evet, burada ne yapacağız o zaman? Ln x ifadesi O olacak. Diğer kısımda zaten dv olacaktır. Evet, ln x ifadesine u dedik. O zaman ne yapıyoruz? U dediğimiz ifadenin türevini alıyoruz. Türevini aldığımızda ln x'in türevi 1 bölü x çarpı dx ve du. Ve aslında bunu söylerken dx bölü x şeklinde de yazabiliriz arkadaşlar. Sonra dv kısmı yazalım. Dx'e ne demiştik arkadaşlar? Dv. İntegral aldığımızda, her iki tarafın integral aldığımızda dx'in integrali x olarak ve dv'nin integrali de v olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, formülümüzü yazacak olursak neydi arkadaşlar? U çarpı v eksi v çarpı du şeklinde demiştik. U çarpı v ifademizi yazalım. U ifadesi ln x ve şöyle parantezle yazacak olursak x'tir arkadaşlar. Eksi, devam ediyoruz. V ifadesi x'ti. Du ifadesine bakalım. Dx bölü x şeklindeydi arkadaşlar. Evet. Burayı hani ln x çarpı x yazdığımızda ln x kare gibi bir yanlış sonuca gitmemek için x ön tarafa alsak daha rahat olacak. X ln x diyelim. Eksi, burada bakın bir sadeleştirme söz konusu. Yani sadece ne kalıyor arkadaşlar? Dx'in integrali kalmış oluyor. Evet, o da dx integrali de x olarak karşımıza çıkar. Eksi x. Artı c'yi unutmayalım. Şimdi en son olarak düzenlediğimizde x parantezini aldığımızda ln x eksi 1 artı c şeklinde de yazmamız mümkündür arkadaşlar. Evet, yine kısmi integrasyonla ilgili farklı bir örnek daha şöyle sol tarafımıza yapalım. Evet, laptü kelimesini unutmayalım. Laptü'deki harflere göre soldaki ifadeye u diyoruz kesinlikle. Hangisi daha solda ise. Evet, diğer formül örneğimiz x çarpı sin 2x dx ifadesi integralini hesaplayınız şeklinde. Ne demiştik? Yine laptü'ye başvuruyoruz. Yani laptü'yü de şurada
Yine yazalım. Log tür yazdık. Şimdi polinom ve trigonometrik var. Bakalım polinom burada, trigonometrik hemen yanında. O zaman P'ye U diyeceğiz. Yani polinom olan X'e U dememiz gerekiyor. Diğer kalan kısımsa tamamen DV olacaktır. Evet, şimdi bunu da yazalım. Ne demiştik? Buraya U diyoruz. Diğer kalan kısma da DV diyoruz. Alt tarafta da yazalım. X eşittir U dedik. Sin 2X DX ifadesi de arkadaşlar DV olarak bulunur. Şimdi türevini aldık. Dx bu, dx eşittir du şeklinde yazdık. Sin 2x dx, burada da integral alacağız arkadaşlar. Şöyle kırmızıyla ayrıca gösterelim. V'yi elde etmek için. Evet, sin 2x'in integrali dediğimizde sin integrali eksi cos şeklinde, ama 2x ifadesi olduğundan eksi 1 bölü 2 cos 2x şeklinde olacaktır. Ve dv'nin integrali de arkadaşlar v olarak karşımıza çıkacaktır. Bir daha bakalım. Sin 2x dx'in integrallandığımızda eksi 1 bölü 2 cos 2x, sonra eşittir dv'nin integrali de v. Evet. Artık u çarpı v eksi v du ifadesini yerine yazabiliriz. U dediğimizde arkadaşlar neydi? X çarpı v ifadesini yazalım şöyle parantez içerisinde. Eksi 1 bölü 2 çarpı cos 2x. Sonra eksi. V ifadesini yine yazalım. Eksi 1 bölü 2 çarpı cos 2x. Parantezi belirtelim. Sonra en son olarak du ifadesi arkadaşlar. O da dx olarak yazılacaktır. Evet. Şimdi burada düzenleme yapacağız ve integral alacağız. Şimdi öncelikle bu kısmı eksi x bölü 2 cos 2x şeklinde bir yazalım. Eksi. Bakın eksi eksi. Ön tarafa alabiliyoruz. Artı şeklinde yazdık. 1 bölü 2'yi de dışarı aldık. Ne kaldı içeride? Cos 2x dx şeklinde kalmış oldu. Cos 2x'in integrali. Biliyoruz cos integrali sinüstür. Ama 2x olduğu için 1 bölü 2 şeklinde yazılacaktır. Şöyle alt tarafa sıkıştırmadan sağ taraftan devam edelim. Yine bakın burayı olduğu gibi yazıyorum. Eksi x bölü 2 cos 2x olduğu gibi duruyor. Artı 1 bölü 2 de arkadaşlar. Şimdi integral aldığımızda cos 2x'in 1 bölü 2 daha buradan gelecektir. Onu da yazmış olalım. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 kosinüsün integrali sinüstür. Geriye sin 2x kalacaktır ve artı c'miz var arkadaşlar. Düzenlediğimizde son olarak eksi x bölü 2 cos 2x artı 1 bölü 4 sin 2x artı c olarak sonucu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. İşte integralimizin cevabı son olarak bu şekilde olacaktır. Evet, şimdi kısmi integrasyonla ilgili bir tablo yardımıyla çözümümüz var. Onu da şöyle sağ tarafa yazalım. Tablo yardımıyla integral alma yöntemi diyoruz. Tabi bu tablo dediğimiz ifadeyi bir örnek üzerinde gösterecek olursak. Öncelikle kalıbımızı yazacak olursak arkadaşlar. Fx, gx, dx şeklinde bize verilen bir integral arkadaşlar. Şimdi burada fx ifadesi türevi alındığında, sonlu türev alındığında sıfıra ulaşılabiliyorsa genelde polinom türü olacaktır. Dx ifadesi de integrali kolayca alınabilen bir fonksiyon ise biz şunu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu alt kısmı da artık silebiliriz rahatlıkla. Öncelikle yaptığımız şey burada fx ifadesi ve gx ifadesini ayrı ayrı yazıyoruz. Sonra burada türev alma işlemi gerçekleşecek. Burada da integral alma işlemi gerçekleşecek. Yani biz ne yapıyoruz? Fx ve gx'i ayrı ayrı yazdık. Daha sonra fx için, yani polinom türü için genelde ne yapacağız? İşte birinci türev alınıp yazılacak. Burada da integral
alınacak. Aynı şekilde şöyle gx dx diyelim. Sonra yine ikinci türev alınacak. Bu sefer ikinci integral, yani integralin integrali almış olunacak. O yüzden şöyle yazalım. Şeklinde yapıldığında çapraz çarpımlar olacak. Ama buradaki ifade sıfır olana kadar, sıfır olduğunda bitmiş olacak. Ve artı, eksi, artı şeklinde bu çarpımları yazacağız. Yani fx ile integral gx dx çarpacağız. Artı diyeceğiz. Sonra eksi diyeceğiz. Fx'in türevi çarpı 2 defa integral gx dx diyeceğiz. Ve yan yana yazmış olacağız. İşte tabloyla integral alma bu şekilde olacaktır. Evet, örnek üzerinde şöyle rahatlıkla sol tarafta gösterelim. Evet arkadaşlar, integral x kare cos x dx şeklindeki sorumuzu, bakın bunu aslında kısmi integrasyon yöntemiyle de yapabiliriz. Ama şu an ne yapacağız? Biz kolay olsun diye, hani kısmi integrasyon birkaç kez uygulanmasın diye, kolay olsun diye ne yapacağız? Tablo yardımıyla integralini alıp söyleyeceğiz. Evet, burada arkadaşlar x kare kısmı ve cos x dx kısmını ayırdık. Bu tarafın türevini alıyoruz sürekli. Diğer tarafın integralini alıyoruz. Evet, türevini alıp yazıyoruz. 2x, sonra 2, sonra 0. Bakın 0 olana kadar türev aldık. Diğer tarafın da integralini alıp yazacağız arkadaşlar. İntegralini alıp yazdığımızda şunu göreceğiz. Kosinüs x dx ifadesinin integrali. Biliyoruz ki kosinüsün integrali sinüstür. O yüzden sinüs x şeklinde. Artı c'leri en son yazacağız. Şu an için yazmıyoruz arkadaşlar. Sin x şeklinde getirdik. Şimdi ikinci bir seferde tekrar sin x'in integrali alınacaktır. O yüzden onu da şöyle belirtiyoruz. Sin x dx şeklinde yazdık. Tekrar integral aldığımızda bu sefer sin x'in integrali arkadaşlar eksi cos x şeklinde olacaktır. Ve şimdi bakın, çarpımlara dikkat edelim. Nereye kadar alacağımızı onu da belirleyelim. Demek ki bir tane daha almamız gerekiyor. Sıfır, zaten çarpımı sıfır olduğundan ondan sonra almıyoruz. O zaman son olarak şunu yapacağız biz arkadaşlar. Eksi cos x'in dx olarak integralini alacağız. Evet, kosinüsün biliyoruz ki integrali neydi? Sinüsü. Önünde de eksi var. O zaman eksi sin x şeklinde yazacaktır. Bakın, çarpımlarda yazıp ikincisi artı, ikincisi eksi, üçüncüsü tekrar artı şeklinde yazılacaktır. Ve bunu yazıp eşitliği artık noktalamış oluyoruz. Yani sorumuzu çözmüş oluyoruz. Yazalım. X kare çarpı sin x. Eksi 2x çarpı eksi cos x. Sonra artı 2 çarpı eksi sin x. En son artı c'yi de ekliyoruz. Düzenleyecek olursak, şimdi x kare sin x birincisi aynen kalıyor. Eksi eksi olduğu için artı 2x çarpı cos x şeklinde yazdık. Eksi 2 çarpı sin x artı c. İşte tablo yardımıyla, yani kısmi integrale gerek kalmadan bazı soruları bu şekilde rahatlıkla çözebiliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi diğer bir yöntemimiz basit kesirlere ayırma yöntemi. Bunu da hemen bir örnekle anlatalım. Basit kesirlere ayırma yöntemi. Bu yöntem arkadaşlar, hani bize verilen bir basit kesir nedir? Öncelikle onu tanımlayacak olursak, bir ifademiz işte dx bölü x kare eksi 1 şeklinde verilsin. Bu tarz ifadede biz, hani integral içerisinde verildiğinde biz bunu parçalayıp basit kesirlere ayırmak şu demektir. Yukarı kısmı, yani ax artı b şeklinde x kare eksi 1 ifadesi şeklinde yazdığımızda basit kesirlere ayrılmış hali, işte a bölü
alt taraf x eksi 1 artı b bölü x artı 1 kalıbında yazmak demektir. Yani biz bu ifadeyi bu şekilde ayırıp yazdığımızda basit kesirlere ayırmış oluyoruz. Evet, şimdi o yöntemle ilgili hemen bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra bu yöntemle ilgili örneğimizi de yapalım. Evet, örnek üzerinde şöyle yine evet az önceki örneğimizden yola çıkarak x kare eksi 1 ifadesini biz integralini alıp bulalım. Şimdi burada dx dediğimiz ifade zaten integral ifadesi olduğu için 1 bölü x kare eksi 1 geriye kalıyor arkadaşlar. Biz ne yapacağız? 1 bölü x kare eksi 1 ifadesini şu şekilde yazacağız. A bölü x eksi 1 artı b bölü x artı 1 şeklinde yazmamız gerekiyor. Peki bunu yazarken payda işleme yöntemiyle biz her birinin altına x eksi 1 ve x artı 1 ve x eksi 1 şeklinde yazıyoruz. Bu tabi yazım direkt paydanın çarpanlara ayrılmasıyla alakalı bir durum. Payda çarpanlara ayırdık ve bu şekilde getirdik. Evet, şimdi düzenleyecek olursak arkadaşlar biz 1 ifadesi neye eşit oluyor? Çarptığımızda ax artı a artı bx eksi b şeklinde getirmiş oluyoruz. Alt taraf zaten eşit olacağından payda eşlenmiş ve bu duruma gelmiş oldu. Şimdi şunu biliyoruz. Sağ tarafı bir daha düzenleyecek olursak ax artı bx artı a eksi b şeklinde yazmış olduk. Bu taraf 1. Ax artı bx'i x parantezine alıp da a artı b çarpanında x artı a eksi b şeklinde getirdiğimizde biliyoruz ki x sol tarafta olmadığından a artı b ifadesi 0'a eşit olmuş oluyor. Ve ikinci bir durumda a eksi b ifadesi de 1'e eşit olmuş oluyor. A artı b 0, a eksi b 1 ise diğerinde altına yazacak olursak a artı b eşittir 0 dedik. Toplayalım. Taraf tarafa toplam işlemi de. Şimdi b'ler gitti arkadaşlar. Burada ne kaldı? 2a eşittir 1 kaldı. O zaman a ifadesi 1 bölü 2. B'yi de bulacak olursak arkadaşlar şuradan yerine yazdığımızda a ifadesi 1 bölü 2 artı b eşittir 0'dan. B de eksi 1 bölü 2 bulmuş oluyoruz. O yüzden şimdi biz bu ifademizi artık şu şekilde yazmış olduk. A ifadesi 1 bölü 2 olduğundan 1 bölü 2 bölü x eksi 1. Sonra diğeri eksi olduğundan öne yazalım. Eksi 1 bölü 2 bölü x artı 1 şeklinde gelmiş oldu. İşte bu duruma getirdikten sonra bakın basit kesirlere ayırdık. Basit kesirleri ayırdıktan sonra integralimizi de basit kesirlere ayrılmış bir şekilde yazıyoruz. Bakın buraya devam ediyorum. İntegral. Biliyoruz ki dx zaten integral ifadesi. Şu halde yazılmış oldu. 1 bölü 2 bölü x eksi 1 eksi 1 bölü 2 bölü x artı 1 dx. Şimdi bu kalıba getirdikten sonra integral kurallarından şunu biliyoruz. Biz parçalayıp arkadaşlar integralini şöyle alt tarafa doğru geçirelim. Parçalayıp integralini yazabiliriz. 1 bölü 2 ifadesini de dışarı aldığımızda arkadaşlar biliyoruz ki artık 1 bölü 2 ifadesi dışarı yazıldığında 1 bölü 2 integral dx bölü x eksi 1 parçaladık. Eksi yine 1 bölü 2'yi dışarı alıyoruz aynı şekilde. Dx bölü x artı 1. Ve integral aldıktan sonra artık 1 bölü 2 ortak çarpanında da yazabiliriz. Burası ln x eksi 1 şeklinde yazılacaktır arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2'yi dışarı aldığımız için de ln x artı 1 şeklinde yazmış olduk. Ve c'yi de unutmayalım. İstersek arkadaşlar biliyoruz ki biz eğer ln'ler arasında eksi bir durum varsa bölüm şeklinde de yazabiliyoruz. O da 1 bölü 2 parantezinde ln x eksi 1 bölü x artı 1 şeklinde en son artı c ifadesini kullanıp yazabiliyoruz. İşte basit kesirleri ayırarak bir örneğimiz üzerinde bu yöntemi de görmüş olduk. Evet arkadaşlar, şimdi trigonometrik özdeşlikler yardımıyla integral alma konusuna geçelim. Başlığımızda yine yazalım. Trigonometrik özdeşlikler
yardımıyla integral hesaplama. Trigonometrik özdeşlikleri hatırlayalım. İşte yarım açı şeklinde söylediğimiz ifadeler vardı. Ya formüllerimiz sin kare x artı kos kare x eşittir 1, bazı formüllerimiz, bağıntılarımız vardı. Onları kullanarak yani yapacağız. Şimdi onlar tabii örnekler üzerinde, hangi örneğe göre ne tür çözüm, örnekler üzerinde söyleyeceğiz arkadaşlar. İlk örneğimiz sin küp x dx şeklinde integralini hesaplayın gibi bir soru. Bakın, bir trigonometrik ifadenin kuvveti tek kuvvet olarak verilmiş. Burada arkadaşlar biz tek kuvveti şöyle parçalayıp bir yazacağız. Yani şu şekilde yazacağız. Sin kare x çarpı sin x dx. Bakın ne yaptık? Küptü. Kare çarpı kendisi. Yani 2 karesi çarpı x. X kare çarpı x şeklinden x küp yazdığımızda elde ettiğimiz gibi aynı şekilde yazdık. Burada arkadaşlar sin kare x yerine biz işte şu formülü hatırlayalım. Sin kare x artı kos kare x eşittir 1'den. Biz sin kare x yerine ne yazacağız burada arkadaşlar? Onu da gösterelim. 1 eksi kos kare x'i getirip yazalım. 1 eksi kos kare x, dışarıda da sin x çarpı dx ifadesi kaldı. Bunu niye yaptık? Şimdi bu ifadede biz değişken değiştirme yöntemiyle rahatlıkla integralimizi, sonucunu hesaplayabiliriz. Cos x'e u dediğimizde genelde bakın iç kısımda kare varsa bu tarz ifadelerde iç kısımdaki ifade u denir. Hemen ne diyeceğiz o zaman? Cos x'e u diyoruz arkadaşlar. Şimdi türevini aldığımızda ifadede arkadaşlar kosinüsün türevi eksi sin olarak yazmış oluyorduk. Eksi sin x dx eşittir du olacaktı. Peki şimdi integral 1 eksi kos yerine u dediğimiz zaman u'nun karesi şeklinde yazdık. Parantez iç kısmı. Daha sonra arkadaşlar sin x dx, bakın sin x dx du ise eksi sin x dx du ise sin x dx yerine eksi du yazabiliriz. O yüzden buraya da ne yazacağız arkadaşlar? Eksi du. Unutmayalım, bakın şurası neye eşit olmuş oldu? Eksi du'ya eşit olmuş oldu. Eksiyi en başa da atabiliriz ya da şurada yer değiştirip de düzenleyebiliriz. Hatta burada yer değiştirelim. Yani şu şekilde getirelim. Eksi parantezini aldığımızda u kare eksi 1 şeklinde olacaktır ve du. Şimdi biz artık bu ifadeyi yani integral alma kurallarından söyleyebiliyoruz. U'nun 3. kuvveti bölü 3 eksi u çarpı du dediğimiz, yani du'nun integrali de u'dur arkadaşlar. Sonra artı c şeklinde yazıyoruz. Son olarak biz ne u demiştik arkadaşlar? Cos x'e yazalım. Cos küp x 3. kuvvet olacağından bölü 3 eksi yine cos x artı c şeklinde yazmış oluyoruz. İşte bakın sin küp x dx'in integralini aldığımızda karşımıza böyle bir ifade çıkmış oluyor. Ve böylelikle arkadaşlar integralimizi de bulmuş olduk. Evet, şimdi yine farklı bir trigonometrik ifade daha. Onunla ilgili örneğimizi de yapalım. Örneğimizi yazıyorum ben. İntegral sin kare x dx şeklinde. İşte bunun integralini alırken de şimdi şöyle düşüneceğim arkadaşlar. Şimdi sin kare x yerine biz 1 eksi kos kare yazdığımızda sadece sin ifadesini kos türünden yazmış olduk. Ama burada değişken değiştirip de işlemi yapamayız. Sebebi şu. Eğer değişken değiştirdiğimizde cos'a x dediğimizde, bu sefer cos x'e u dediğimizde türevini aldığımızda sin x dx ortaya çıkıyor. Ama sin x dx ortadan kalkmış oluyor. Haliyle bunu biz yarım açı formülünden hesaplayacağız. Peki yarım açı formülü nedir? Onu hatırlayalım. Şimdi cos sin kare ile ilgili olan yarım açı formülü cos 2x vardır arkadaşlar. Bu neydi? 1 eksi 2 sin kare x şeklinde, bakın.
yarımaçap formülü. Buradan biz sin kare x'i çektiğimizde şöyle sin kare x ifadesini çektiğimizde arkadaşlar ne elde edeceğiz? Öncelikle şunu göreceğiz arkadaşlar. 1 eksi cos 2x bölü 2 ifadesini göreceğiz. Bakın çarpma yaptığımız 2 sin kare x cos 2x bu tarafa sin 2 çarpı sin kare x öbür tarafa gittiğinde yine bu eşitliğimizi elde etmiş oluyoruz. Yani demek ki biz sin kare x yerine ne yazacağız? 1 eksi cos 2x bölü 2 yazacağız. Hemen yazalım. Şöyle integralimizi bir görelim yine. Ne dedik? 1 eksi cos 2x bölü 2 dx şeklinde getirdik. Bakın burada pay parçalama yöntemiyle integralimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Pay parçalama nedir arkadaşlar? Hemen söyleyelim. 1 bölü 2 ifadesi dx eksi yine integral bu sefer cos 2x bölü 2 dx şeklinde yazabiliyoruz. 1 bölü 2 dx integral aldığımızda biliyoruz ki 1 bölü 2 x eksi 1 bölü 2 ile dışarı attığımızda cos 2x'in integrali yine 1 bölü 2 çarpı sin 2x sonuç olarak artı c ifadesini de yazalım. Evet düzenleyecek olursak x bölü 2 eksi diyoruz kosinüsün integrali sinüs olduğundan yazdık. 1 bölü 4 çarpı sinüs 2x artı c. İşte son olarak bu şekilde sonucumuzu bulmuş olduk arkadaşlar. Evet. Bir tane daha trigonometrik özdeşliklerden yararlanarak soru çözelim. Evet. Şöyle bir örneğimiz var. Sin kare x çarpı cos 3x çarpı dx ifadesinde arkadaşlar. Yine sin kare ve cos küp ikisi bir arada ama ikisinin de kuvveti var. Bu sorulduğunda biz ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle cos küp x'i parçalayalım. Yani şöyle yazacağız. Sin kare x çarpı cos kare x çarpı cos x dx. Şimdi parçaladıktan sonra arkadaşlar biz cos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazabiliriz. Ve onu bir görelim. Şu ifadeye bakın ne yapacağız? Yer değiştirip 1 eksi sin kare x yazacağız. Bir yazalım görelim. Sin kare x çarpı 1 eksi sin kare x çarpı burası aynen kalıyor. Cos x dx. Dedik ki genelde bu tür ifadelerde hani iç kısımdaki şu sin x bölümüne u diyeceğiz. Burada u dedikten sonra hemen ne diyecekmişiz? Sin x'e u dediğimizde artık türevini aldığımızda biliyoruz. Cos x dx eşittir du olacaktır. Ve düzenlenmiş haliyle yine yazdığımızda arkadaşlar şunu göreceğiz. Bakın integral sin x'e u dediğimiz için u'nun karesi çarpı 1 eksi yine u'nun karesi çarpı cos x dx arkadaşlar da du olduğundan ayrıca belirtelim. Burası ne oldu arkadaşlar? Du şeklinde oldu. Ve eşittir integral. Düzenleyelim isterseniz. Bakın u kare eksi u 4 du. Ve integralini alabiliriz rahatlıkla. İntegral aldık. U küp bölü 3 eksi u 5 bölü 5 artı c. Son olarak u ne demiştik arkadaşlar? Sin x'e. O demiştik ve yerine yazıyoruz. Yazalım. Sin küp x bölü 3 eksi sin 5 x bölü 5 artı c. İşte bu integralimizin sonucu da aşağıdaki şekilde yapılmış oldu arkadaşlar. Evet şimdi gelelim belirli integral konusuna. Şöyle tahtamızı bir temizleyelim. Belli integral aslında alan hesabıdır arkadaşlar. Biz belli integrali hesaplarken alan bulmuş oluyoruz. Belirli integral. Tabii bir tanımını yapacak olursak öncelikle
Şimdi şöyle bir ifade yazalım. Fx ifadesinin türevi fx olmak üzere diyoruz arkadaşlar. A'dan B'ye fx dx ifadesi, belirli integrali. Hani büyük f'in türevi küçük f ise integral aldığında da kendisini elde etmiş olacağız. Fx olarak sonra A'dan B'ye. Biz burada A'dan B'ye ifadesi, yani belirli integralde söz konusu olan integralin alt ve üst sınırı. Alt ve üst sınırı. Alt ve üst sınırları fonksiyonda yerine yazacağız ve ifademizi artık şu şekilde getirmiş olacağız. Fb eksi fa. Peki nasıl yazıyoruz? Buraya dikkat edelim. Öncelikle üstteki değer, yani üst sınır fb diyoruz. Sonra eksi alt sınır fa. Ama hangi fonksiyonda? İlkel fonksiyonda dediğimiz, yani şu integralin iç kısmındaki o fonksiyonun integrale alındıktan sonraki kısımda yerine yazmış olacağız. İşte belirli integral kabaca bu şekilde. Ama dedik ki alan hesabı, aslında şöyle alan ifadesini de yazabiliriz. Fx'in x eşittir a, x eşittir b doğruları ve x ekseni ile sınırlanan sınırlanan fx fonksiyonunun bu aralıktaki belirli integral denir. Bölgenin alanı fx fonksiyonun bu bölgedeki ya da bu aralıktaki belirli integrali denir. Belirli integralidir. Dediğimiz gibi alan hesabı. Dikkat edelim. Fx'in x eşittir a, x eşittir b doğruları ve x ekseni. Tabii x ekseni ile sınırlı bölge. Yani biz şöyle şekil üzerine gösterecek olursak arkadaşlar, işte fonksiyonumuz bu şekilde devam ediyor. Biraz daha şöyle uzattığımızda. Şimdi burada bir a değeri, bir b değeri olarak elde ettiğimizde, bakın a değeri, işte son olarak da b değeri elde ettiğimizde burada alanlar söz konusudur. Tabii hangi alanlar? Yukarıdaki alan. Burayı S1 ile gösterelim. Aşağıdaki alanımızı da yine tarayalım. Burayı da S2 ile göstermiş olalım. Şimdi biliyoruz ki bu ifademiz işte y ekseni, x ekseni ve koordinat düzleminde bir fonksiyonun, işte hangi fonksiyon? F fonksiyonu olarak söylediğimiz f fonksiyonunun grafiği. A ile b arasındaki integral demek bu aradaki alan hesabı demektir. İşte S1, S2 dedik. Biz burada eğer x ekseninin yukarı kısmında kalıyorsa o alan artı diyeceğiz. Aşağı kısmında kalıyorsa eksi diyeceğiz. Yani biz aslında buradan A'dan B'ye fx dx integral dediğimizde aslında arkadaşlar normalde bu iki değer arasında kalan alan hesaplamış oluyor. Ama alt kısmı eksi olduğu için S1 eksi S2 şeklinde hesaplamış olacağız. Ve bununla ilgili aslında üniversitede çok rahat sorular sorulabiliyor ve çözümü de çok kolay. Çünkü şunu biliyorsak, üst kısımda kalan artı, alt kısımda kalan eksi olduğunu biliyorsak toplam şeklinde dediğimizde S1 eksi S2 ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet, şimdi belirli integralin özelliklerine geçelim. Daha sonra örnek çözümlerini yapabiliriz. Şöyle tamamen bir daha tarafı silelim. Evet, özelliklerimiz şu şekilde olacak arkadaşlar. Birinci özelliğimiz A'dan A'ya fx dx sıfırdır. Yani aynı iki tane değer var. Üst sınır, üst sınırla alt sınır aynı ise integral sıfırdır arkadaşlar. Evet, ikinci ifademiz, ikinci özelliğimiz şudur. A'dan B'ye fx dx ifadesi
eksi b'den a'ya fx dx ifadesine eşittir. Arkadaşlar, üçüncü özelliğimiz, şimdi biz integrali parçalayıp da yapabiliyoruz. O yüzden bir c gibi bir değer eğer ortaya alacaksak, a küçük c küçük b için dediğimizde, biz integral a'dan b'ye fx dx şeklinde verilmişse, ben bunu a'dan c'ye fx dx artı c'den b'ye fx dx şeklinde parçalayıp yazabiliyorum. Bunu hatırlayalım. Nerede yapmıştık? Buna benzer bir ifade. Toplam ve çarpım sembolünde benzer bir ifade. Orada dikkat edelim. Burada bir sonraki değer alınıyordu. Burada ise o kısımdan sonraki aynen integral hesabı devam etmiş oluyor. Dördüncü özelliğimiz arkadaşlar. Biz a'dan b'ye fx eğer artı eksi gx gibi bir ikinci fonksiyon varsa dx ifadesini biz parçalayıp da yazabiliyoruz. Yani a'dan b'ye fx dx artı ya da eksi fark etmiyor. Yine a'dan b'ye gx dx şeklinde yazabiliyoruz arkadaşlar. Yani iki tane toplam şeklinde ise biz bunu ayırıp integralleri alıp yazabiliyoruz. Ve son olarak arkadaşlar beşinci özelliğimizde yine önünde birkaç sayı varsa ön tarafa alabiliyoruz. Hemen onu da yazalım arkadaşlar. Diyelim ki m çarpı fx dx gibi bir a'dan b'ye bir integralimiz var. Biz bunu şu şekilde yazabiliyoruz. M a'dan b'ye fx dx şeklinde yazabiliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bunlarla ilgili son olarak bir kuralımız var. Yalnız bu kuralımız türev almayla ilgili. Bir kalıbımızı önceden yazalım arkadaşlar. Büyük fx işte ux vx fx ft, pardon, integral değiştirip yazıyoruz. ft dt gibi bir ifademiz varsa, burada arkadaşlar eğer türev soruluyorsa, biz buradaki türevi yazarken fx'in üst sınırın türevini, yani buradaki alt sınır ve üst sınır, şuna dikkat edelim. Alt sınır ve üst sınır birer fonksiyon olduğu durumda fx ifadesi bu şekilde veriliyor ve türev alındığında biz yukarıdakinin türevi çarpı fonksiyonda yerine yazıyoruz arkadaşlar. F vx. Dikkat edelim. Sonra eksi diyoruz. Aynı şekilde aşağıdakinin türevi çarpı bu sefer f ux diyoruz ve bu şekilde türev alınmış oluyor. Örneklere geçecek olursak, şimdi her bir özellikle ilgili örneğimizi söyleyecek olursak, diyelim ki arkadaşlar 2'den 2'ye x kare dx. Hiç hesaplamaya gerek yok. İntegrali sıfırdır. Çünkü 2'den 2'ye demek aynı nokta, alan söz konusu değil. Alan sıfır. Evet. Diğer örnekle ilgili. Ben şunu diyebiliyorum arkadaşlar. İşte 1'den 2'ye x küp dx ifadesini tersten şöyle yazabiliyorum. 2'den 1'e x küp dx şeklinde yazabiliyorum. Yani ne yapıyoruz? Sınır değiştirildiğinde önüne eksi geliyor. Üçüncü özelliğimizle ilgili örnek için hemen bunu en çok nerede yapıyoruz? Mutlak değerde yapıyoruz. Ona dikkat edeceğiz. Orada da bir örnekte göstereceğim. Diyelim ki arkadaşlar 1'den 4'e 2x dx gibi bir integralimiz var. Ben bunu şöyle yazabiliyorum. 1'den 2'ye işte fx ifadesini de yazmış olduk. 2x dx şeklinde yazalım. Ondan sonra 2x dx, sonra artı 2'den 4'e 2x dx şeklinde, bakın, parçalayıp yazabiliyorum. Dördüncü özelliğimizle ilgili toplam şeklinde ise, bakın, 0'dan 3'e x kare eksi 5x dx ifadesini ben şöyle yazabiliyorum arkadaşlar. 0'dan 3'e x kare dx eksi, yine 0'dan 3'e, bakın,
Ne yaptık? Sınırlar aynı, sadece fonksiyonu parçaladık. Bu sefer 5x dx şeklinde yazmış olduk. İşte dördüncü özellik, parçalama yöntemiyle yapmış olduk. Beşinci özelliğimizle ilgili örneğimizi de hemen şurada yapalım. Evet, beşinci özelliğimiz şuydu arkadaşlar. Biz eksi 2'den 3'e 4 çarpı x küp eksi 1 dx şeklinde bir ifademizin integrali hesaplanmak istendiğinde ben bunu şöyle yazabiliyorum. 4 eksi 2'den 3'e x küp eksi 1 dx. Bakın 4'ü direkt dışarı alıp yapabiliyorum arkadaşlar. Ve son olarak özelliğimizle ilgili bir tane şöyle örnek burada yapalım. Altıncı özelliğimizle ilgili. Verilen değer fx olarak 2x'ten x kareye 2t dt olarak veriliyor ise bizden istenen f türev 1 ya tabi büyük f türev 1 nedir? İşte 6. özellik, bakın 6. özellik neydi? 6. özelliğimizi uygulayacak olursak f türev x, önce bunu yazalım, sonra yerine ne yapacağız? 1 değerini yazmış olacağız. Ne demiştik? U ve V. Bakın işte U ve şeklinde fark etmiyor. Yani alttaki, üstteki, sonuçta ilk önce üstteki ilişki işlem yapacağız. Şunları gösterelim. Ve biz az önce ne demiştik? Yukarıdakine V demiştik. Aşağıdakine U. Tabii X olarak. U X olarak. Formülümüzü yazacak olursak türevini alıyoruz. Yani V X'in türevi çarpı F dediğimiz ifade V X yerine yazıyoruz. Sonra eksi, bu sefer ux'in türevi çarpı f ux diyoruz. Burada yerine yazacak olursak arkadaşlar, vx dediğimiz ifadenin türevi, yani x karenin türevi çarpı f'te de yerine yazacak olursak hemen 2 çarpı, buradaki değişken t olduğu için t yerine yazılacak arkadaşlar, x kare. Sonra eksi u'nun türevi, yani 2x'in türevi çarpı f, bu sefer 2x yazılacaktır. Neydi? 2 çarpı t yerine 2x'i yazmış olduk. Unutmayalım, bu fx olarak bulduk. Bir daha düzenleyip yazacak olursak x karenin türevi arkadaşlar 2x çarpı, burada da 2x kare şeklinde oluşacaktır. Eksi 2x'in türevi 2, yine burada çarpacak olursak 4x oluşacaktır. Daha da düzenleyip yazacak olursak 4 çarpı x küp elde ediyoruz. Eksi 8x. Şimdi x yerine ne yazacaktık arkadaşlar? 1. 1 yazalım. 4 çarpı 1 eksi 8 çarpı 1. Yani 4 eksi 8, yani eksi 4 bulmuş olduk. İşte sorumuzun cevabı eksi 4'tür diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Belirli integralle ilgili özelliklerimizden şöyle bir tane daha örnek yapalım sağ tarafta. Bu da parçalı bir fonksiyon örneği olmuş olsun. Kaçıncı harici örnek diye yazalım, özelliğe bağlı olmadan. Şimdi fx ifadesi arkadaşlar veriliyor bize parçalı bir durumda. X kare eksi 1, x küçük eşit 0 şeklinde veriliyor. 2x artı 1, x büyük 0 ifadesi şeklinde veriliyor. Bizden istenen ifadeyi ben yazmış olayım şöyle. Eksi 1'den 1'e fx dx işleminin sonucu nedir şeklinde. İşte sorumuz eksi 1'den 1'e. Arkadaşlar eksi 1 ve 1, bakın fonksiyonumuzun, iki parçalı durumdaki fonksiyonumuzun her biri farklı parçalar içerisinde. İşte eksi 1 dediğimizde bu parçayı almış olacağız. 1 dediğimiz öbür parça. O yüzden sınır noktası neresi? 0. O zaman 0'a göre biz ne yapacağız? Değiştireceğiz. Ne yapalım? Fonksiyonumuz yazarken bakın. Eksi 1'den 1'e fx dx yazarken şöyle yapacağız. Eksi 1'den 0'a hangi parçayı almış oluyoruz arkadaşlar? X kare eksi 1 dx. 0'dan küçük eşit. Sonra
Artı diyoruz. Bu sefer sıfırdan itibaren 1'e kadar olan da 2x artı 1 dx. Evet, bu örneğimizle birlikte integrali alıp sınır noktalarını yerine yazacağız. Çünkü şöyle bir özellikleri de tekrar etmiş olacağız. Evet, x karenin integrali x küp bölü 3'tür. Eksi dx dediğimiz x'tir arkadaşlar kendisi. Neredeki değeri eksi 1 ve 0. Şöyle parantezde koyabiliriz. Artı, devam ediyoruz. 2x kare bölü 2 olacaktır. İntegrali artı x. Yine nerede arkadaşlar? Bu sefer 0 ile 1 aralığında. Şurada sadeleştirmeyi de hemen gösterebiliriz. 2'ler gitti. Ne yapıyoruz? Önce arkadaşlar 0 değerini yerine yazacağız. O yüzden yazıyoruz. 0 bölü 3 eksi 0. Eksi formülümüzde. Bu sefer ne yazacağız yerine arkadaşlar? Eksi 1. Eksi 1'in küpü eksi 1 bölü 3. Sonra eksi eksi 1 artı 1 yapacaktır. Arkadaşlar bakın bu ifadenin sonucu şöyle kırmızıyla birlikte gösterelim. Ne yaptık? 0 yazdık. 0 bölü 3 eksi 0. Sonra eksi, buraya dikkat, formülde var bakın. Fb eksi fa. Sonra eksi 1 yazıyoruz. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1 bölü 3. Sonra eksi eksi 1 artı 1 yapacak. 1 oldu. Diğer tarafa geçince arkadaşlar. Diğer tarafta da artı. Yine orayı da şöyle kırmızıyla köşeli yapalım. X kare artı x şeklinde kalacaktır burası. İlk önce 1 yazıyorum. Bakın 1'in karesi artı 1 yazdık. Eksi. Sonra 0'ın karesi artı 0 şeklinde kaldı. Ve burayı da kapatalım. Eşittir diyoruz. Biliyoruz ki burası 0. Bu tarafa bakalım. Şimdi eksi artı 1 bölü 3 yapacaktır. Sonra eksi 1 ifadesi. Sonra diğer tarafa bakın arkadaşlar. Artı 1 artı 1 2 yapıyordur. Diğeri 0 zaten. O yüzden şöyle bir ifademiz karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 1 bölü 3 eksi 1 artı 2. Yani 1 bölü 3 artı 1 olacaktır. Sonuç olarak 4 bölü 3 sonucuna varız arkadaşlar. İşte hem parçalı hem de belirli integralin uygulaması ile ilgili bir örnek yapmış olduk burada arkadaşlar. Şimdi mutlak değer fonksiyonların integraline geçelim. Hemen sol tarafta kısacık bir şekilde onu da anlattıktan sonra integralin uygulamaları kısmına geçeceğiz. Evet, mutlak değer fonksiyonların integrali. Fonksiyonların integrali. Tabi burada belirli integralde belirtiyoruz. Çünkü mutlak değer biliyorsunuz ki mutlak değer içini pozitif ve negatif yapan duruma göre değişiyor. O yüzden biz burada tabi önemli olan şudur. Bakın biz fx şeklinde verdiğimizde fx eşittir 0 yapan değerler nedir? Kritik noktalar. Yani kritik noktalara göre sınırlar belirlenecek. Kısacası bu. Ne diyoruz? Kritik nokta veya noktalar. Şöyle noktalara, noktaya göre sınırlar belirlenir. Hemen bununla ilgili bir örneğimizi de şöyle anlatalım arkadaşlar. Birden 4'e bir sorumuz var. Mutlak değer içerisinde x eksi 2 dx şeklinde verilmiş arkadaşlar. Şimdi bakın. Kritik noktalara göre sınırlar belirlenir diyoruz ya. Burada 1'den 4'e kadar ama kritik nokta şu an için belirleyelim. Bu integral değerimiz sorulmuştu. Kritik nokta nedir arkadaşlar? X eksi 2 eşittir 0. X eşittir 2. Bakın kritik nokta. O zaman ben 2'den önceki, 2'den sonraki duruma göre parçalayabilirim. Yani biz artık integrali şu şekilde yazmamız gerekiyor. 1'den 2'ye doğru. Peki 1'den 2'ye kadar olan kısımda eksi mi olur? Evet, o zaman ne olacaktır arkadaşlar? Önüne eksi gelecektir. Eksi x eksi 2 şeklinde olacaktır. Evet. Bakın buraya bir daha söyleyelim arkadaşlar. Ne oluyor? Eğer kritik nokta belirlendikten sonra kritik noktanın sol tarafı için iç kısım eksi olarak dışarı çıkacaktır. Dx ifadesini koyalım. Sonra artı şunu biliyoruz. Bu sefer 2'den 4'e kadar olan kısım. Orada da artı olduğu için olduğu gibi yazıyoruz.
İntegral alıp ondan sonra değerleri yerine yazalım. Burası arkadaşlar 2 eksi x yapar. Düzenleyelim. 1'den 2'ye 2 eksi x dx artı aynı şekilde x eksi 2 öbür tarafı da yazalım. Sonra integrali alıp yazabiliriz. X eksi 2 dx. Arkadaşlar 2 eksi x yani 2x eksi x kare bölü 2. İntegralı aldık yazdık. Sınır noktalarını koyalım. 1 ve 2. Artı aynı şekilde x kare bölü 2 eksi 2x. Yine sınırları 2 ve 4 olarak belirledim. Fazla alt tarafa geçmeden şu sağ tarafa devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi yukarıya doğru alalım. Bakın 2x eksi x kare bölü 2. İlk önce ne yazacağım yerine 2 yazıyorum. Şöyle yazalım. 2 çarpı 2 eksi 2'nin karesi bölü 2. Bunu yazdık. Sonra eksi diyoruz. Bu sefer 1 yazacağım. 2 çarpı 1. 2 çarpı 1. Eksi 1'in karesi bölü 2. Evet. Birinci taraf bitti mi arkadaşlar? Bitti. Sonra aradaki işlem artı. Diğer tarafa geçiyoruz. Yine burayı da şöyle köşeliyle gösterelim. 4 koyuyorum. 4'ün karesi bölü 2. Sonra aradaki işaret eksi. Eksi 2 çarpı 4. Birinci tarafta bitti. Son olarak eksi 2 yazacağım arkadaşlar. 2 değerini koyuyorum. 2'nin karesi bölü 2. 2'nin karesi bölü 2. Eksi 2 çarpı 2. 2 çarpı 2. Bu işlemin sonucu neyse sonucumuz o. 2 çarpı 2 4. Burası da 4 bölü 2 2. Yani 4 eksi 2. Eksi 2 eksi 1 bölü 2. Ne yapıyor arkadaşlar? 2 eksi 1 bölü 2 ifadesi 4 eksi 1 3 bölü 2. Bunu da yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi artı diğer tarafa bakalım. 16 bölü 2 8. Eksi 8. Eksi 2'nin karesi bölü 2 4 bölü 2 2 eksi 4. Düzenliyoruz. 2 eksi 3 bölü 2 artı 0. 2 eksi 4 eksi 2 yapacaktır. Bir de önde eksi var. Artı 2. Ne oldu arkadaşlar? 2, 2, 4. 4 eksi 3 bölü 2. Yani 4 çarpı 2, 8. Eksi 3, 5 bölü 2 olarak sonucu bulacağız. İşte mutlak değer şeklinde verilmiş bir ifademizin sonucunu biz integral, belirli integral olduğundan, alan hesabı olduğundan sayı olarak bulduk. 5 bölü 2'dir arkadaşlar. Evet, şimdi de integralin uygulamaları kısmına geçeceğiz.